Daha önceden kısa versiyonunu yayınladığım ve süreci çok hızlı bir şekilde gördüğünüz detaylarına inemediğim W124'ün çürüyen elektrik tesisatının yenileme işlemini detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Bu konuda gerekli kaynakların çok az olması, şemaların devlet sırrı gibi saklanması, hangi soket ve pinleri kullandık, nelere dikkat ettik ve ne gibi sorunlarla karşılaştık hepsini sizlere şeffaf bir şekilde göstereceğim. adım adım ilerleyeceğimiz bu bölümde ilk işimiz aküyü söküp arka taraftaki beyne ulaşmak. İlgili beyne ulaşırken neden böyle bir sorun olduğunu ve işlemlere başladığımı anlatacak olursam Mercedes o dönemlerde geri dönüşümlü malzemelerden ve doğada çözünebilir kablo izolasyonu kullanan Bosch markasını tercih ettiği için kullanıcılar bu problemle karşı karşıya kalmaktadır. Aslında bu sorun sadece motor çevresindeki sürekli sıcak soğuk ısı değişimlerine maruz kalan hatlarda görülmektedir. Dolayısıyla bizim işimizde motor çevresindeki tüm tesisatı yenilemek olacak. Motorun ön üst tarafındaki bu kapağı da sökerek burada bulunan sıcaklık sensörlerinin soketlerini çıkartıyoruz. Tesisatı rahat çıkarabilmek adına ve bir önceki videoda gerçekleştirmiş olduğum gaz kelebeği tesisatının yenileme işlemi için de kelebek dahil tüm parçaları buradan sökmüş olacağım. Birinci ve ikinci silindirin arasında bulunan ateşleme bobininin soketini çıkarıp sabitleme vidalarını da sökerek bobin tesisatının gövdeden ayrılmasını sağladım. Enjektör soketlerini de tek tek sökerek buradaki işlemlerimi şimdilik ara verip sol kulenin önündeki panoya geçiyorum. Buradaki kapağı açıp sökmek istediğimiz tesisattan gelen kabloyu tespit edip terminal somununu gevşeterek kablonun çıkarılmasını sağladım. Hemen yanımda bulunan yine bizim tesisata bağlı olan 4 pinli soketi çıkartarak buradaki işlemi sonlandırıyorum. Eksantrik sensörünün soketini ayırıp birkaç sensörün bağlantısı için manifold altına yakından bakacak olursak bu noktada cıvatalar ile sabitlenmiş gaz kelebeği soketini görmekteyiz. Manifold altı ile motor bloğu arasında da sökümü biraz zor olan vuruntu sensörünün soketi bulunmaktadır. Elektrik tesisatını manifolda sabitleyen 3 adet cıvatayı da söktükten sonra artık tesisatı uygun hareketlerle takıldığı yerden kurtararak dışarı almaya başlıyoruz. Hem beyin hem de motor tarafındaki yaklaşık 1 saatlik bir uğraştan sonra serbest kalan tesisatı artık araç üzerinden alabiliriz. Tesisatı yere serip ilk yaptığım kontrollerde daha önceden işlem yapıldığını sarılan bantlardan ve akışmetre soketinden anlamak mümkün. Zaten tesisatı sökmeden önce yaptığım kontrollerde de gördüğünüz bu soketlerin diplerindeki kısa devreler bu tarz bir yenileme yapmanın zorunluluğunu gösteriyordu. Kabloları koruyucu plastiğinden ayırabilmek adına ve zamanla sertleşen kapağı da kırmamak için ilk olarak ufak bir ısıtma ve yağlama işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonra ince bir tornavida aracılığıyla koruyucu kapağı tüm tırnaklarından hiçbir zayiat vermeden kurtardım. Kapağı açtıktan sonra kabloları taban plastiğine tutan kelepçelerinden kurtarıp tamamen kabloların boşa çıkmasını sağladım. Kabloları yatağından ayırmadan önce eğer ilk defa bu işlemi yapıyorsanız hangi soket nereden çıkıyor, uzunluğu ne kadar not almanızı tavsiye ederim. Özellikle emme havası sıcaklık sensörü ile eksantrik sensörünün soketleri aynı olduğundan bu noktada da sorun yaşamamanız adına uyarmak istedim. Zaten birazdan kullandığım şema ve kablo uzunluklarından da bahsedeceğim. Orada bunları detaylıca konuşuruz. Artık bu noktadan sonra biraz sıkıcı olsa da kabloların üzerindeki bantları ayırmaya başlıyoruz. Bantları ayırdıkça tesisattaki izolasyonu çürüyen kabloları görmek mümkün. Hatta daha önceden tamir eden vatandaş bu noktaya kadar bant sararak kısa devrenin önüne geçmeyi hedeflemiş. Maalesef yapılan işlem geçici çözüm olduğundan görüldüğü üzere komple kablo değişimi yapmadan sorunu aşmak mümkün değil. Ana soketin hemen arkasındaki koruyucu kılıfı da yağlayarak aşağı kaydırdıktan sonra buradaki bantların açılmasını sağladım. Soketin üst kısmındaki vidayı da sökerek içindeki sızdırmazlık contasını alıp kabloların çıktığı yerdeki jeli temizlemeye başladım. Burada ince bir düz tornavida kullanarak buradaki beyaz silikon gibi maddeyi kablo ve soket plastiğinden ayırmaya çalıştım. Kablolar soket kanalından tamamen boşa çıktıktan sonra ileri doğru ittirerek soketin iç kısmının kabından ayrılmasını sağladım. Komple ayrılmış kablolara şöyle bir bakacak olursak birçok noktada dökülmelerin mevcut olduğu gibi komple izolasyonsuz halde bulunan bölgelerde mevcut. Soket diplerindeki çürümeler, tamirli noktalar ve gördüğünüz birçok noktada tesisatın kullanılamaz olduğu anlaşılmaktadır. Kabloların karışmaması adına gerekli noktalardan kağıt bant atarak kablo rotasının bozulmasının önüne geçtim. Beyin soketindeki pinleri ayırabilmemiz için bu gördüğünüz pin sökücü takımdan aldım. Ancak bu set profesyonel olmayıp birkaç kullanım sonucunda uçlarının kırıldığını belirtmek isterim. Neyse ki benim tesisat işlerimde işimi fazlasıyla gördü. Pinden pine yenileme yapacağımız için enjektör, ana beyin ve muhtelif soketlerde kullanılan bu pinlerden almanız gerekmektedir. Pinler farklı olarak isimlendirilse de DJ623E3.5 olarak geçmektedir. Bu pinler BMW, Mercedes grubu araçlarda çok sık kullanılan pin çeşitlerinden biri olduğu için Özellikle bu işlerle uğraşıyorsanız bir miktar fazladan alabilirsiniz. Araç tesisatında konnektörlerin birçoğu da bu şekilde plastik tırnaklarından kurtarılarak çıkartılabilmektedir. Buradan çıkarttığımız pinlere lehimlenmiş kabloyu alarak doğruca ilerlediği rotayı takip edip beyinden veya diğer terminallerden hangi pine geliyorsa tek tek tespit ettim. Tespit edilen bu pini sökebilmek için ana konnektörün yanlarındaki bu tırnaklarını açarak alt ve üst kısmının ayrılmasını sağlamak gerekiyor. Daha sonra pin sökme iğnelerini pinin sağından ve solundan geçirerek yuvadan zor da olsa çıkarttım. Alt taraftaki bağlı olduğu kablosunu da çekerek pinin tamamen soketten kurtulmasını sağladıktan sonra Uygun uzunlukta ve renkte kablo teminine geçiyorum. Bu noktada daha önceden söylediğim gibi çıkma araç tesisatını kullanmayı hedefledim. Mümkün olduğu kadar aynı renklerde ve kalınlıklarına dikkat ederek kablo seçimlerini yaptım. Bazı kişiler silikonlu ısıya dayanıklı kablo neden kullanmadın dese de bu kabloların kalitesinde piyasada hiçbir markanın üreteceğini düşünmediğimi belirtmek isterim. Ayrıca maliyet olarak da kullandığım bu tesisat çok daha pahalıya gelmektedir. Bu noktada amacım kaliteli ve uzun ömürlü bir iş yapmak olduğundan tercihim bu doğrultuda olmuştur. Yeni kablomuzu da sokete takabilmek için pinleri doğru ve güzel bir şekilde çakabilmek gerekmektedir. Bunun için çeşitli terminal sıkma penselerine ihtiyacınızın olduğunu, pense veya kargo burnu ile bu işin olmayacağını baştan belirteyim. Zaten kanalımda kullandığım penselerin detaylı incelemeleri var. Onları da sağ üst köşeye ekliyorum. 4 adet enjektör soketinin de aynı mantıkla yenileme işlemine bakacak olursak bu soketler 2 pinli yapıda olup birinci pine sabit 12 volt gelirken diğerine beyinden şase sinyal gelerek enjektörü çalıştırmaktadır. Benim soketlerin durumu iyi olduğundan her ihtimale karşı aldığım bu enjektör soketlerini de yanımda hazır ettim. Eğer sizlerin enjektör soketleri kırıksa, boş, ev bir enjektör soketi şeklinde arama yaparsanız bu tarz soketlere ulaşabilirsiniz. Pinler ise ana beyindeki ile aynı yapıda kullanılmış. Ek olarak bu soketleri kullanacaksanız %100 tam uyumlu olmasına rağmen dış yapısı gereği soketi takıp çıkarırken az da olsa silindir kapağına çarpmaktadır. Bundan dolayı gördüğünüz bu noktalarda ufak da olsa bir tıraşlama işlemi yapmak şart. Bu bilgilendirmelerden sonra az önce anlattığım şekilde kablo pinlerini söküp beyine kadar takip edip yeni pinleri çakarak sokete yerleştirme işlemini gerçekleştirdim. Eski soketin sadece gövdesini kullandığımı yeni aldığım sette bulunan soket koruyucu lastik ile sızdırmazlık contalarını da yenilediğimi baştan belirteyim. Tercih ettiğim kabloların kalınlığı 1 mm karelik olduğu için sızdırmazlık contasını pinle beraber çaktığımda ufaktan yırtılmalar olduğu için bunları pinlere çakmayıp ayrıyeten soketteki yuvasına sıkı sıkı olacak şekilde oturtturdum. Enjektör soketlerinin sabit artı 12 volt gelen hatları ise toplu bir şekilde birleşip bu şekilde bir terminale bağlanmaktadır. Sol kule önündeki terminale bağlanan bu hattı da güzelce yeni kabloları ile sıkıştırıp lehimledikten sonra dış kısmının izolasyonunu bir makaronla gerçekleştirdim. Biraz daha derine inmeden kullandığım elektrik şemalarına bakacak olursak 44 pinli soketin pin çıkış dağılımlarını görsel olarak ekliyorum. Bu şemada her bir hat olması gereken renkler ile birlikte verilmiş ancak benim aracım 220E modeli olduğundan bazı hatlarda farklılık olabiliyor. Bu noktada da internetten bulduğum kablo uzunluklarını ve pin numaralarını içeren bu görselde referans aldığım şemalardan biridir. Bir diğer şemanın da yine benim aracıma ait olduğunu belirterek olası hatalarda veya kabloları karıştırma durumunda elimizin altında durması için bu bilgileri de paylaşmak istedim. Daha önceden tamir görmüş akışmetre soketinin de kablo yenilemesini aynı şekilde yaptığımı söyleyebilirim. Buradaki hatları da takip ederek uygun ölçüdeki kabloyu beyin soketine kadar ulaştırıp yeni pin çakarak bağlantısını yaptım. Soket içindeki lehimli pinleri de ısıtıp eski kablolarını sökerek yeni kabloları güzelce lehimledim. Sokete pinlerin yerleşimini yaptıktan sonra tam kapatmadan önce demeti komple bez bantla sarma işlemini yaptım. Bantlama işleminden sonra kablo çorabını da bunun üzerine geçirerek daha düzgün gözükmesini sağladım. Pinleri karıştırmadan soketteki yuvalarına taktıktan sonra daha önceden kesilmiş olan kapağı yapıştırma işlemine geçiyorum. Bu noktada hazırladığım iğren yapıştırıcısını soketin oturma yüzeylerine sürerek kapağını bir işkence ile baskı altına alarak kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra soketin bitmiş haline kısa bir baktıktan sonra doğruca boyama işlemine geçiyorum. Pinlerin izolasyonunu sağladıktan sonra soketin dış kısmını mat siyah ile boyayarak tekrar kurumaya bıraktım. Akışmetre soketinin bitmiş hali ise gördüğünüz gibi bu şekilde. Soketten çıkan kabloların da izolasyonunu gördüğünüz gibi ana tesisata doğru korumalı bir şekilde gitmektedir. Tüm tesisatın değişim işlemini yaptıktan sonra artık bantlama ve izolasyon aşamasına geçiyoruz. Tüm kabloları bez bantla sıkı sıkıya sarma işlemini gerçekleştirdim. Bu noktada özellikle uzunluk kısımlarına çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa sardığınız bantları yeniden açmak zorunda kalabilirsiniz. Benim de birkaç noktada düzeltmeler için daha sonra açtığımı belirtmek isterim. Kabloların provasını yapmak için plastik muhafazaları elime aldığımda durumlarının çok kötü olduğunu gördüm. Yılların tozu ve yağ buharı üzerinde katran oluşturduğu için önce bir temizlik yapmak istedim. Deterjan ve tazikli su ile kirlerinden güzelce arındırma işlemini yaptım. Parçalar kuruduktan sonra bunların hem içini hem de dışını mat siyah boya ile boyama işlemini gerçekleştirdim. Boya kuruduktan sonra final aşamasında nasıl durduğuna birazdan bakarız. Kabloların provası için koruma plastiğine uygun noktalardan kablonun yerleşimini yaparak varsa hataları tespit ettim. Hepsinin konumunu güzelce ayarladıktan sonra üst kapağını da tırnaklarından oturtarak kapatma işlemini gerçekleştirdim. Kabloların birçok noktasına bu yarıklı hortumları da kullanmak istediğimden ötürü özellikle enjektör kablolarının ekstra korumasını bunlarla gerçekleştirdim. Ana soketin olduğu yerdeki kablo demetinin de daha önceden bantla sarım işlemini gerçekleştirmiştik. Soket kabına giren bölümden kablo içlerine sıvı conta sıkarak bu noktadan sızdırmaz olmasını hedefledim. Sıvı contayı çıkış noktasına güzelce yaydıktan sonra tam 24 saatlik bir kurumaya bırakıyorum. Bu arada masadaki Bey Pazarı Soda ile herhangi bir reklam anlaşmamızda bulunmamaktadır. Artık ana tesisatımızın son haline bakıp puanlamanızı yapabilirsiniz. Elimden geldiğince orijinal bağlantı ve kablo özelliklerine dikkat ederek yaptığım bu yenilemede umarım işin hakkını verebilmişimdir. Bu tesisata şimdilik yetişmedi ama daha sonrasında kapak üzerine etiketin yapıştırılması ve enjektör kablolarının sırasını ifade eden uyarıların eklenmesi olacaktır. Bu noktadan sonra elektrik tesisatı ile ilgili işlemlerimizin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü hala değiştirilmesi gereken birkaç noktanın daha kablosu mevcut. Hazır tesisat sökülmüşken manifoldu sökmek kolay olacağından hem conta değişimi hem de boyama işlemi için bu parça yerinden çıkarttım. Özellikle birçok kişinin es geçtiği alt taraftaki marş sisteminin kabloları, ateşleme bobininin tesisatı ve emme havası ısıtıcısında bulunan kabloların izolasyonları da tümüyle çürümüş. Bobin tesisatının da terminal hatlarını sökerek komple araçtan alarak işlemlerime devam ediyorum. Bobinlere daha yakından baktığımızda bu şekilde ateşleme yapabilmesi bile mucize. Çünkü beyinden gelen ateşleme sinyali ile artı 12 volt besleme hatları birbirine kısa devre olmuş. Tesisatı yenileme aşamasında bu noktada da ileride sorun olmaması adına Febi sponsorluğunda 2 adet ateşleme bobinini tesisat ile birlikte yenileyeceğiz. 28.535 parça kodlu bu bobinler Aracım için %100 uyumlu olup yeni tesisatın kurulum işlemini direkt bu bobinler üzerinde gerçekleştireceğim. Gönderdikleri bu iki bobin için febiye teşekkür ederek eski bobinlerdeki kabloların ayırma işlemine geçiyorum. Soket pinlerinden ayırdığım kabloları orijinal pinlerinden ayırıp yeni terminal ve kablo lehimleyerek bobinlere montajladım. Süreç aynı olduğundan lafı fazla uzatmayıp bu az miktardaki kablonun yenileme işlemini yaparak direkt sonuca geçiyorum. Yeni bobinleri gördüğünüz bu gıcır gıcır tesisatla restorasyon işlemini gerçekleştirdim. Umarım bu hatların yenilenmesini de beğenmişsinizdir. Bobinlerin kontrolü, yeni aldığım bobinlerle eski bobinler arasındaki direnç değerlerinin kıyaslanması gibi birçok bilgiyi de muhtelif sensörlerin değişimi bölümünde ayrıca sizlere göstereceğim. Bu bölüm tesisat yenileme olduğu için Burada o konulara detaylıca girmedim. Bu arada bitti diyenler için bitmedi. Hala bu arabaları alacaklar için yenileme yapması gereken birkaç nokta daha var. Bazı modellerde bulunan emme havası ısıtıcısının tesisatı da çürüdüğü için yenilemekte fayda var. Aslında bu parçalar artı 12 volt besleme ile çalışıp şaseyi silindir kapağından aldığı için kabloların birbirine teması çok sorun teşkil etmese de yenileme yapmanızı kesinlikle öneririm. Konumuzun dışında ancak bu ısıtıcıların kontrolünü de ilerleyen videolarda yapacağımızı söyleyerek işlemlerime devam ediyorum. Soketleri tek tek ayırdıktan sonra masamıza aldığımız ısıtıcı tesisatının soket kapaklarını açarak içindeki pinleri tek tek aldım. Havye ile ısıtarak eski kabloyu pinden ayırdıktan sonra yeni kablomuzu pine tekrardan lehimledim. Koruma amacıyla üzerine geçirdiğim makaronu da ısıtarak tekrardan soket yuvasına geçirip tüm kabloları bu şekilde yeniledim. Kabloların diğer ucunu da terminale bağlayıp lehimleyerek bağlantıların sapa sağlam olmasını sağladım. Aynı şekilde bez bantla sarıp yarıklı hortum ve kablo çorabıyla bu gördüğünüz tesisatı oluşturdum. Buradaki işlemlerden sonra da marş motoru tesisatına giden kablo demetindeki soketi ayırıp bu hatların da değişimini gerçekleştirelim. Soketi kaput altındaki noktasından ayırdıktan sonra buradaki kablolardan bir tanesi karter üzerindeki yağ seviye müştürüne, diğeri yağ basınç sensörüne, Üçüncüsü ise marş motorunun selenoidine gitmektedir. Burada da lafı fazla uzatmadan pin'den pine bu üç hattı da uygun uzunluktaki kabloları lehimleyip makaronlayarak yenileme işlemini gerçekleştirdim. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra yenilenmiş tesisatı hemen araca montajlayamayacağım. Çünkü manifold sökülmüşken bu kısımdaki hortumların yenilenmesi, direksiyon pompası revizyonu, külbütör kapağı ve manifoldların boyanması gibi birçok süreç var. Hatta ufaktan spoiler verecek olursam da HFM beyninde meydana gelen arızaların çözümünü de yine videolarımızda ilerleyen süreçlerde paylaşmış olacağım. Süreç sonunda inşallah elektrik tesisatını da uygun şekilde montajlayıp aracı hazır hale getireceğiz. Umarım sizlere W124 elektrik tesisatının yenileme işlemini sorunsuz şekilde ve açık bir dille anlatabilmişimdir. Bu kadar emek için herhangi bir maddi çıkar gözetmeden paylaştığım bu videoda umarım bir teşekkür ve takibi eksik etmezsiniz sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.